Selçuk hocamız, geçen hafta görkemli hatıralarda 1 milyon kitap projemizi tanıttığın için tekrar teşekkür ederim. Söz verdiğim üzere rapor veriyorum. Hocanın hassasiyetine bakar mısınız? İşte Amerika'nın en kıymetli hocalarından birisi bu ülkede yetişmiş. O da Canan Dağdeviren gibi. Ne diyordu Canan Dağdeviren? Amerika Birleşik Devletleri'nde çok kıymetli bir hocamız o da. Genç bir hoca üniversitede. Buluşlarıyla bilim dünyasına büyük katkılar sağlıyor. Ülkemden Amerika Birleşik Devletleri'ne, Canan Dağdeviren, ülkemden Amerika Birleşik Devletleri'ne bir kıvılcım olarak gittim. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nden ülkeme bir ateş topu olarak döneceğim diyor. İşte o hocalardan bir tanesi de Selçuk Şirin hocamız. 365 izleyici 6 kitaplık seri seti satın aldı. 365. Bence bugün daha da arttırın o sayıyı sevgili seyirciler. Bu sayede biz de 365 aileye ücretsiz set dağıttık. Yani toplamda 730 çocuğa 4380 kitap ulaştırdık. 1 milyon kitap.com ailesi olarak buradan takip edebilirsiniz. Tekrar ediyorum. Bir rakamla 1 milyon kitap bitişik. .com ailesi olarak başta sana ve derdimize ortak olan görkemli hatıralar izleyicilerine teşekkür ederiz diyor. Biz de Selçuk hocamıza hem verdiği bu bilgi için hem de bu eğitime, kitabın okunmasına dönük yaptığı amansız mücadele için teşekkür ediyoruz. Ne diyoruz? Dağda, bayırda, her yerde, odada, salonda, banyoda, her yerde kitap olmalı. Kitap okuyacağız. Bizi sadece ve sadece okuyan bir toplum kurtarır. Başka çaremiz yok. Başka çaremiz yok. O zaman bizi aldatamıyorlar biliyor musunuz? Ya, aldatamaz bizi. Sorguluyoruz çünkü biz. Bize diyemez. Ya Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan TRT'ye değil TRT Kurdi'ye çıktı diyemezler bize. Çünkü biliriz. Algıyı yönetemez. TRT Kurdi de TRT'nin bir kanalıdır onu biliriz. Hemen sorgularız. Kardeşim sen bizle dalga mı geçiyorsun deriz. Okuyunca yaparız bunu. Çocuklar sorgularsa bunu yapar. Evet. Görkemli hatıralar devam ediyor. Şimdi Akif Hamza Çebi'nin Cemal Süreyya'yı biliyorsunuz. Aynı zamanda bir maliyecidir değil mi? Tabii. Cemal Süreyya maliye müfettişliği yapmıştır. Maliye müfettişliğinden sonra bir dönem ayrılıp Papyrus dergisini çıkarmıştır. Edebiyat dünyasına kendisini tümüyle vermiştir. Ama daha sonra Maliye Bakanlığı'na tekrar döner. Maliye Tetkik Kurulu üyeliği yapar. Ve Maliye Dergisi'nin çok içerik kazanmasında çok önemli pay sahibidir. Ve sonra da Darphane Genel Müdürü olur. O zaman Darphane Genel Müdürlük değil, müdürlük. Ama darphanenin başında olur. Darphane paraların, altınların basıldığı yerdir. Önemli görevlerde bulunmuştur. Ben kendisini tanıdım. Yani maliye müfettişi olarak tanıdım kendisini. O ayrılıp tekrar Maliye Bakanlığı'na döndüğü zaman o darphane müdürlüğü görevleri de sona ermişti. Maliye müfettişiydi. Ben de mesleğe yeni girmiştim o zaman. Henüz daha tanımıyorum. Bir yaz teftişlerine çıkmıştık. Programa baktım. Cemal Süreyya Tekirdağ'da gözüküyor. Ben de Şarköy'deyim. Şarköy teftişini bitirdim. Edirne'ye geçeceğim. Cemal Süreyya'nın yanına uğradım. Ben kendisini şöyle bekliyordum. Kitaplar, şiir kitapları, böyle bir edebiyat ortamında kendimi bulacağımı zannediyordum. Yanılmışım. Takdir komisyonu kararlarını teftiş ediyordu ve takdir komisyonu kararlarındaki eksiklikleri bana anlatıyordu. Yani onun şairliği kadar mesleki yönü de çok güçlüydü ve kendisi şairliğinin güçlü olmasının bir kaynağı olarak mesleki yönden kendisini yetiştirmiş olması olarak ifade eder. Çok... Bir kış günü 1990 yılında soğuk bir kış günü hiç unutmuyorum 9 Ocak'ta vefat etti. 11 Ocak 90'da Şişli Osman Ağa Camii'nden cenazesi kaldırıldı. Bütün maliyeciler, bütün edebiyatçılar oradaydı. Kulaksız mezarlığına defnedildi. Mezarlığa kadar da gittim.
Defne'nin sonuna kadar da bekledim ve çok hayıflandım. Cemal Süreyya'yla neden daha çok buluşmadım? Neden hep buluşmayı erteledim? Keşke daha çok görüşseydik, daha çok sohbet etseydik diye inanın o pişmanlığımı o zaman çok yaşadım. Hala onu yüreğimde hissederim. Çok büyük bir şair tabii ki. Çok büyük bir şair. Onun şiirinde iki hakim unsur vardır. Bir hüzün ki o çocukluğundan beri çocukken yaşadığı adeta onda travmaya yol açan bir hadiseden kaynaklı bir şeydir. Bir hüzündür o. Kendisi Pülümürlüdür. O zaman Pülümür Erzincan'a bağlı, şimdi Tunceli'ye bağlı. Dersim sürgünü bir ailedir ama aslında asıl amcası sürgün edilir. Kendisi ve babası o zaman 6 yaşında tabii. O amcasının hatırına onlar da giderler Bilecik'e. Bilecikler çok iyi karşılarlar onları. Hatta zeytinyağlı yemekler falan yaparlar ama zeytinyağlıya hiç alışmamış tabii. Onu yiyemezler. Böylesi bir kitapta onun o çocukluğu anlatılır. Bir de elbette bütün hüzünlerini kadınlaşmaya çalışır. Şiirinin ikinci unsuru kadındır. Ondaki kadın hem annedir, hem sevgilidir, hem çocuğudur, hem arkadaşıdır, hem kardeşidir. Her şeyidir. Bütün şiirlerinde bunu çok iyi hissedersiniz. Özellikle ülke şiirinde bunu çok iyi ifade etmiştir kendisi. Bütün cümleleri, bütün dizeleri daha doğrusu beni çok etkiler. Cümleleri demem de yanlış değil aslında. Düz yazıları da olağanüstü güzeldir. 99 yüzü ne kadar güzel yazmıştır. 99 yüz Türk siyasetinde, edebiyatında veya sosyal hayatında ünlü olan 99 kişiyi tanıttığı bir Portreler Galerisi diyebileceğimiz bir kitabı vardır. Çok güzeldir. Düz yazıları daha sonra toplandı. Şapkam Dolu Çiçek'le ismiyle Yapı Kredi yayınlarında çıktı. O düz yazıları bile şiir tadındadır. Ben ne zaman bunu alsam, ne zaman böyle bir şey içim sıkılsa Cemal Süreyya'ya başvururum. Cemal Süreyya'nın o şiirlerindeki büyük yolculuğu hissederim. O yolculuğa ben de onunla beraber çıkarım. İyi ki Cemal Süreyya geçti bu dünyadan. Evet. Gökhan Zeybek, değerli sanatçımız Güler Duman'a, haksızlığa, şehir eşkıyalığına karşı dimdik direnen Didim Belediye Başkanımıza ve bu güzel program için Alt TV'ye yürekten teşekkür ediyorum diyor. Nihat Yeşil de programı ilgiyle izlediğini söylüyor ve Güler Duman'a, bütün konuklara selamları var onun da. Şimdi Güler Duman daha çocuk yaştayken Türkiye'nin en çok, en önemli filmlerinden bir tanesi. Hakkari'de 4 mevsimde ne oldu?